dinlediğimiz, söylediğimiz veya hayalimizden geçen kelimelerin duygularımız üzerindeki etkileri büyüktür. Hayallerimiz, bilincimizde duygu serpintileri oluştururlar. Bu serpintiler birikirler ve duygusal dalgalanmalara yol açarlar. Coşkusuz zihin, küçültücü kelimelere ve hayallere saplanan zihindir. Bir saat içerisinde birçok psikolojik iklimi art arda yaşayabiliriz. Sevinçlerimiz üzüntülerimize karışır. Huzurumuz gerginlikle iç içe geçer. Hayalimize doluşan olumlu kelimeler huzuru, güveni ve coşkuyu besler. Olumsuz kelimeler ise karamsarlığın, ümitsizliğin, öfkenin ve çöküntünün sebebidir. Kelimelerinizi ya siz seçersiniz ya da onlar çevrenizde üretilip bilincinize doldurulurlar. Çevreyi olumlu kelimelerle anlamlandırdığınızda huzur yaşarsınız. Bir kitaptan edineceğimiz coşkunun temeli de yazarın seçtiği güçlü kelimelerdir. Yazar ümit ve coşku doluysa duygusu önce kelimelerine yansır ve o kelimeler üzerinden ruh dünyamızı şekillendirir. Şu olumsuz kelimeleri duyarken hislerinize dikkat edin. Karanlık, iğrenç, utanç verici, tembel, lanetlik, ikiyüzlü, hırsız, çapulcu, yıkıcı, alçak, şerefsiz, korkunç, katil, hain. Bu kelimeleri duyunca içiniz ürperiyor. Şimdi de şu kelimeleri dinleyin. Aydınlık, çalışkan, coşkulu, başarılı, heyecanlı, kolay, etkili, parlak, sevimli, merhametli, duyarlı, yardımsever, saygılı, üretken, azimli, güzel, tatlı, onurlu, yüksek. Yüz hatlarınızdaki değişimi fark ediyor musunuz? Biz aydınlıklara açılıp huzura uçmak isteyen sonsuzluk yolcularıyız. Olumlu kelimelerin kalbimizi heyecanlandırmasına muhtacız.